Evet canlarım, günaydınlar. Ben kalktım. Canım ne yumurta ne başka bir şey istemedi kızlar kahvaltı. Güzel bir salata yapayım kendime dedim. Marul, salatalık, roka, buzdolabında dondurulmuş mısır vardı. Mısır ve birazcık da kaşar peynir. Den oluşan kendime güzel bir yeşil salata yaptım. Mısır da yani şöyle söyleyeyim kızlar. Renkli olsun, ne bileyim, göz zevkime uysun gibisine kattım. Aslında fazla mısır, niye fazla? Biraz fazla yaptım, çözdürdüm. Hani oğluma da yederim diye. O da yemeyince hepsini ben yemek zorunda kaldım. Yanında ayretten ne ekmek ne kahvaltılık hiçbir şey yemeyeceğim kızlar. Sırf sadece bu salatayı yiyeceğim ve kahvaltımı kapatacağım yani. Bu kadar. Şimdi bunu biraz zeytinyağı kattım. Çok az da tuz kattım kızlar. Hemen şimdi bir karıştıracağım, çevireceğim. Büyük ihtimal balkonda yemeyi düşünüyorum. Bakalım. Şimdilik görüşürüz. Kızlar, dün yapmış olduğum yoğurdu göstereceğim size. Ben yoğurdu yaptıktan sonra, bir saniye kamerayı elime alayım. Yaptıktan sonra şöyle bir tane temiz beyaz tülbentim var. Yoğurdu çalıyorum. Tuttuktan sonra hemen bu tülbenti üstüne basıyorum. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldırıyorum kızlar. Bir gün boyunca hiç ellemiyorum. Ve şu an artık bu bezi alacağım. Şöyle göstereyim size. Bu yoğurdumun üstündeki fazla suyunu çekiyor. Ha, siz bu işlemi yapmayabilirsiniz. Ama benim gibi siz de biraz böyle süzme yoğurt tarzında katı yoğurdu seviyorsanız, yani susuz yoğurdu seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şunu da diyebilirsiniz, ya yoğurdun suyunu niye ziyan ediyorsun Çağla diyeceksiniz, ama ya, bu kızlar, ben annemden böyle gördüm. Hep böyle yapıyorum yani. Böyle de hoşuma gidiyor. Hem yoğurdun fazla suyu aldığınız zaman yoğurt daha kalıp gibi oluyor. Şimdi üzerindeki suyu alıp size göstereceğim. Şuraya bir koyayım kızlar, bir saniye. Şimdi böyle bir iki kat daha üstünde su var birazcık daha. Mesela bu tülbent koymamış olsam üzerinde su ayrıyetten çıkmaz kızlar, kalmaz. Ya ama yoğurdumda çok da katı olmaz. Ya bilmiyorum, ben öyle alıştığım için öyle yapıyorum. Hani 3 senedir böyle yapıyorum kızlar ben. Daha öncelerinde de annemden zaten öğrendim. Annem ben bekarken falan o şekilde yapıyordu. Ben sadece evlendiğim ilk senesi yoğurt yapmadım. Ondan sonra ikinci senesinde sanırım, İkinci senesinin sonunda da olabilir. O zamanlar annem bir defa yapmıştı. Bir defa geldi benim evimde yaptı. Ve benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra ben de yoğurdumu kendim yapmaya başladım. Yani benim yoğurdumu da kendim yapıyorum diye demiyorum kızlar. Çok güzel olur. Herkes de çok beğenir. Kayınvalidem falan bayılıyor. Mesela bize geldiğinde yoğurdumu koyduğumda kaç defa yoğurdumu hazır zannetti. Nazar değmesin tabii. Gebereceğim. Evet kızlar, şimdi şuradan kaşığı alalım. Kamerayı bir ters çevireyim ben. Yoğurdumun görünüşü şu şekilde kızlar. Şöyle sallıyorum. Taş gibi mübarek. Ama diğer yaptığım yoğurtlardan daha nasıl desem, katı değil de daha sıvımsı olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki mayam yok. Mayam olmadığı için normal yoğurtla çaldım. İlla ki çok farklılık olur. Şöyle şurasından alalım bakalım biraz. Bakın. Sizce bu yoğurdun market yoğurdundan ne farkı var? Tek farkı var, organik olması. Bakar mısınız? Kaşığı sallıyorum. Şu an kaşığı sallıyorum kızlar, titretiyorum. Bakar mısınız? Bakın. Bir damla su yok. Aynı market yoğurdu gibi. Aldığım yere geri koydum. Çünkü canım istemiyor yoğurt yemek şu an. Şu ucundan biraz alabilirim. Kızlar, aynı benim yaptığım usulde yaparsanız inanın sizin yoğurdunuz da böyle olur. Hiçbir şekilde sulu olmaz. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Bakacağım, göreceğim. Eğer su salarsa, biraz daha böyle su salarsa
Yine aynı şekilde tülbentimle suyunu alıp sıkacağım kızlar. Harika. Tadı falan süper. Biraz içinde kaymak kalmış. O da geldi ağzıma. Dur ya, bir kaşık alacağım ben. Şuradan alayım da. Wow. Kızlar yemin ederim böyle bir lezzet yok. 41 kere maşallah. Tüh tüh tüh. Ay. Annem şey diyor. Boynuz diyor, kulağa geçermiş kızım diyor. Yoğurt çalmayı diyor, ben öğrettim sana usulünü, her şeyini diyor. Vallahi senin yoğurdun daha güzel oluyor diyor. Ay, ne yapayım. Neyse kızlar, şimdi ben böyle yoğurdumu, hatta sizlerin de gözü önünde koyayım. Ay, koyamıyorum, çok ağır, manyak mıyım ben? Hayır kızlar, kalkmıyor. Mümkünatı yok, tek elde kalkmıyor. Neyse biraz sonra koyayım. Şurada da nofrozdan un kurabiyeleri vardı kızlar. Oğlum kurabiye istedi biraz önce. Böyle 6 tanesini çıkardım. Çözülmesini bekliyorum. Biraz çözüldükten sonra oğluma tabağa koyup yedireceğim. Kendim bir tane bile yemedim. Çünkü ben un kurabiyesini sevmiyorum kızlar. Yani bu tereyağlı olarak satılıyor ama ben sevmiyorum bunu. Ne yapacağım şimdi? Mutfağımı, evlerimi falan kızlar tertemiz toparladım. Dün... Zaten o videoyu da ekleyeceğim. Dün akşamki videoyu. Dün işte bütün dolapları falan silmiştim, görürsünüz. Şimdi ne yapacağım? Arka balkon hakkında biraz fikirlerim var. Arka balkonda benim fazla eşyalarım var. Ve ayrıca Çınar Yusuf'un beşiğinin parçaları falan var. Puseti falan, hep fazla eşyalar orada. Genelde Çınar Yusuf'a ait. Ve bizim apartmanımızın deposu. Bir bodrum katı falan yok kızlar. Kiler tarzında bir yerimiz yok. Yani bir şeylerimizi bilebilmemiz için. Aslında burası bizim apartmanlar arkadaşlar 4 site halinde. Şöyle karşıdaki apartmanın depo yerinde bizim de yerlerimiz varmış. Ama bizim de hakkımız varmış ama vermiyorlarmış. Kızlar dün üst komşum öyle dedi. Mesela bizim apartmanımızın aynısı bu. Aynı site yani. Şu da bizim apartmanın aynı site. Yani 3-4 tane falan aynı apartmandan var site halinde. Bizim hakkımızı yiyorlar falan dedi dün üst komşum. Normalde bizim de depolarımız var dedi ama kullandırmıyorlarmış. Parayla kiralarız falan diyorlarmış. Öyle bizim yani apartmanda herkes kızlar. Arka balkon çok büyük. Yani bu kadar bir balkonumuz daha var arkada kızlar. Çok büyük L'ye dönüyor. Herkes arka balkonu şey yapıyor, kiler gibi yani bütün eşyalarını, fazla eşyalarını koyuyor ve çamaşırlık var orada kocaman, yani böyle balkon çamaşırlığı, oraya çamaşırlarını falan asıyorlar. Benim de fazla eşyalarım orada kızlar ama böyle poşetlere sarıp sarmalayıp diktik böyle yere. Diktiğimiz için de yeri yıkayamıyorum kızlar, su giderinin olduğu yerde hepsi birikili. Onları diyorum, kırma masamım ve iki tane masam var, onların üstüne diyorum güzel yığsam da hani yerler çıplak kalırsa en azından ben de çok rahat yıkarım diye düşünüyorum. Bayağı bir işim var balkonda, oraya çekemeyeceğim kızlar çünkü çok karışık yani. Zaten çok da zevk alacağınız bir şey değil. Anca düzenledikten sonra size gösteririm. Öyle, şimdilik görüşürüz. Kızlar öldüm. Burası da benim arka balkonum. Önceden şu üstündeki eşyalar yerdeydi kızlar. Yani oğlumun beşikleri ve puseti falan var. İşte plaj şemsiyesidir. Ondan sonra oğlumun yürüteci. Hepsini poşetledim. İçeride koyacak yer olmadığı için buraya yere koymuştum. Zaten bütün apartman genelinde herkes fazla eşyalarını bu arka balkona koyuyor. Çünkü yağmur, güneş görmediği için. Ama eşyaları buraya koyduğum için gider deliği şurada kızlar. Su gitmiyordu. Yani ben burayı yıkayamıyordum. Ben sürekli süpürüp viladayla siliyordum. Ve aşırı derecede toz oluyor bu balkon. Ne yaptım? Kırma masam vardı. Kırma masamın üstüne yığdım bu eşyaları kızlar şu şekilde. Ve alt taraf tertemiz oldu. Yani yıkayabiliyorum istediğim gibi. Ve şu an yıkadım. Tertemiz buranın tozlarını yıkadım. Demirleri falan, şu fayansları. Burada kocaman böyle üçlü çamaşır telim var kızlar. Böyle yıkadım. Burası da böyle bir balkon. Ön balkonun bu kısmı geniş ama burası ince uzun, böyle L'ye gidiyor. Şurada işte erzak çantı, yani erzak derken işte tornavida falan kutuları. Şurada bir taburem var. Burada bir sandalye var ama bana ait diye kızlar. Eve geldiğimizde buradaydı ama istemiyorum. Kullanacak yerim yok. Şu an için kullanmıyorum. Şuradakilerde şu poşetin içindeki mangalımız falan. İşte piknik halısı falan var içinde, hazır dürülü. Poşetin içinde ama tabii doğal olarak poşet toz alıyor. Şu pazar çantam. Şunun altında da yine öyle kullanılmadık bavul, çanta falan var.
Bunları da sehpanın üstüne koydum kızlara. Bunların altında rahat bir şekilde yıkayabiliyorum. Şunun içinde zaten sırf kiloluk kavanozlar var. Böyle. Bakın ön balkonum zaten buradan gözüküyor şurası. Bu balkonda böyle kızlar. Çok yoruldum. Burası oturma odasının camı ve kapısı. Oturma odasından da çıkılıyor bu balkona. Burası da yatak odası. Yani yoruldum ama kızlar gerçekten değdi. Ay yoruldum ama değdi kızlar, tertemiz oldu. Artık bundan sonra öyle işte suyla yıkayabilirim rahat bir şekilde. Öyle kızlar, şimdilik görüşürüz. Efendim anneciğim. Süpürgeme bakın, ortalıkta duruyor. Evleri süpüreceğim şimdi. Balkon işi bitti artık. Süpüreceğim, bir de banyo yıkayacağım. Kızlar. Ben bittim. Ay. İnanır mısınız, belim, yanım, her yerim koptu. Arka balkonu kızlar düzenledim. Çok güzel oldu. Gösterdim zaten. Temizledim. Ön balkondaki gibi çeşme olmadığı için orada hortumla yıkama ihtimalim yok. O yüzden kova kova bidon su taşıdım oraya kızlar. Gerçekten öldüm yani. Bugün akşam eşim gelince söyleyeceğim ki bu ön balkondaki çeşmeye çift başlı çeşme takıyorlarmış. Hortum uzatıyorlarmış arka balkona. Ben de öyle bir şey yaptırmak istiyorum yani. Eşime söyleyeceğim. Çok böyle pahalıya mal olmazsa yaptırabiliriz. Sonuçta hortum bizim olur. Gerçi çok da lazım değil. 2 tane hortum var ama kısa gelir onlar. Her neyse, orayı temizledim kızlar. Doğal olarak oranın pisliği yani belki gelmedi ama zaten günlük ben ev süpürüyorum her gün. Bir şey çıkmazsa yani. Bütün evleri süpürdüm. Banyodan su taşıdığım için banyoyu yıkadım tekrardan. Yani dün akşam bir kadın boşa gitti. Ondan sonra işte toz aldım kızlar. Süpürdüğüm için doğal olarak toz aldım. Öyle. Allah'tan diyorum şu mutfak dolaplarını, mutfak işlerini bitirmişim akşamdan. Şükürler olsun ki diyorum. Tertemiz oldu evler. Şükürler olsun Allah'ıma ya. Benim yanım koptu ama. Şimdi ne yapacağım kızlar? Ben en basitinden şöyle bezelye çıkardım. Şöyle göstereyim, oradan parlıyor. Bezelye çıkardım kızlar. Geçen yaptığım mantarlı tavuk sadedemde şöyle kocaman bir parça da tavuğum var. Göğüs yani. Patateslerimi soyacağım şimdi balkonda oturduğum yerde. Biraz oturayım diyorum. Ondan sonra da yemeğimi koyacağım. Yanına da bulgur pilavı yapabilirim. Bilmiyorum. Ne yaparım ne yapmam. Görüşürüz. Söylemeden geçemeyeceğim canlarım. Şimdi çamaşır makinesini çalıştırıyorum, çamaşırları. 2 gündür şunu kullanıyorum. Yemin ederim harika. Kızlar, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir parfüm etkisi, böyle bir koku görmedim ya. Ya A101'den alacağım kızlar bunu. Ya tam büyük şişesi var mı bilmiyorum da. Oradan işte 3,5 liraya mı ne düşmüştü, o zaman almıştım. Ya böyle bir şey olamaz kızlar, mükemmel kokuyor ve kokusu gitmiyor. Çamaşır kirleniyor, tekrar atıyorum ve hala kokusu duruyor. Bir şey daha size danışmak istiyorum. Ben bayağı uzun süredir şu Turseli ya da Persili kullanıyorum kızlar, sıfır deterjan. Ama ben artık sıfır deterjanın leke çıkarmasından memnun değilim. Sıfır deterjanı değiştirmek istiyorum. Eskisi gibi ben toz deterjana dönmek istiyorum canlarım. Bana ne tavsiye verirsiniz? Hangi toz deterjanı önerirsiniz? Lütfen yorumlara yazarsanız kızlar, oradan ben inceleyeceğim. En çok hangi deterjanı önerirsiniz? Bir de uygun fiyatlı olsun ha. O yüzden o deterjanı alacağım. Artık sıvı deterjan kullanmayı düşünmüyorum. Olsa da sıvı deterjan alırsam da eşimin üniformaları koyu renk olduğu için bazen toz deterjanlar iz bırakabiliyor. Hani bir tane yedekli alıp onun üniformalarını belki sıvıyla yıkayabilirim. Ama toza geri dönüş yapacağım kızlar. Ama şu harika kızlar. Bu ABC parfümlü işte konsantre yumuşatıcı 30 yıkama, yemin ederim harika. Ben böyle bir şey görmedim kızlar. Yiyesim geliyor. Ya bu kadar kalıcı bir koku olamaz. Hemen söylemeden
geçeyim demedim. Yani söylemeden geçmeyeyim mi? Söylemeden geçmeyeyim dedim. Hadi şimdi yemeğe geçelim. Evet, sevgi patırcıklarım, sanırım beni görmüyor olabilirsiniz. Niye görmüyorsunuz beni? Çünkü Aygaz camın yanında olduğu için yemeği de Aygaz'la pişirmek zorunda olduğum için, tripodum olmadığı için, telefonu koyacak yerim olmadığı için diyorum ki şuraya bir yere mi koysam? Nasıl yapsam ki ya kızlar, şuraya mı? Şuraya koysam ne olur be? Burası da... Vay. Ay. Ay ne güzel oldu kız. Çok güzel. Tamam. Bundan sonra hep böyle çekeceğim. Şu çaydanlığımı bir alayım. 10 numara. Süper. Şöyle ayarlayayım. Evet. Şöyle. Çok güzel oldu. Harika çekiyor. Evet, yemeğin içini görmüyor olabilirsin. O kadarını da görmeyin artık. Ne yapalım? Canlar, tavuk göğüslerini şöyle doğradım. Küp küp. Buraya da bir tane kuru soğanımı doğradım. Şimdi yağımı atıyorum. Çok yoruldum kızlar bugün ya. Vallahi o arka balkon var ya, beni öldürdü. Arka balkonu temizleyeceğime, şu ön balkonu 2 defa temizlemeye razıyım. Çünkü ön balkonda hortum var yani. Arka balkona su taşımak beni gerçekten öldürdü. Şunu alalım. Şuradan da kaşıklığımı aldım. Gözüme soğan gitti. Daha doğrusu sanırım soğanlı elimi gözüme sürdüm. Ay. Evet. Kızlar, soğanlarla birlikte direkt tavuk göğüslerinde atıyorum ki tavukları bu mühürleme olayı var ya, mühürlensin. Bir takipçim yazmış ki YouTube'da YouTuber olarak hiç bu kadar samimi, bu kadar doğal, işte öyle çok güzel kelimeler, cümleler kurmuş. Oradan, buradan çok öpüyorum onu, canım benim. Genel olarak da kızlar hep böyle yazanlar veya yeni rastlayanlar yorumlarda hep bu tarz şeyler yazıyorlar. Hani çok doğalsın, çok samimisin. Ya inanın kızlar, böyleyim. Doğal olmaya çalışmıyorum veya samimi olmaya çalışmıyorum. Gösteriş yapmaya çalışmıyorum. Neysem oyum kızlar. Bu kadar yani. Ben annem hep bana şey der. Sen der şurada bir şey tutamazsın der. Lü söylersin der. Dobra ol, artık dobra mı desem, patavatsızlık mı desem, dengesizlik mi desem bilmiyorum da. O da var bende. Böyle pat diye söyleyiveriyorum. Ama doğallıktan polenler, kızlar polenler giriyor. Aa. Ama kapıyı kapatsam da olmaz ki, aspiratörüm çalışmıyor. Yani şunu diyeceğim, doğallıktan yani nasıl, nerem doğal mesela? Konuşmalarım mı doğal? Kabaca mı konuşuyorum, ona mı doğal diyorsunuz veya ne bileyim, hareketlerim, tavırlarım, merak ettim kızlar. Hadi bakalım yorumlara yazın. Benim neyim doğal en çok? Veya neyim doğal değil? Ne bileyim. Yazın bakalım yorumlara. Videoyu izledikten sonra. Evet canlar. Tavuklar ve kuru soğanlar bir güzel kavruluyor. Salça mı çıkarayım ben? Biber salçası katacağım. Şuram da şey olmuş. Çamaşır suyu. Kıyafetim kalmadı hiç. Zaten kızlar yalan söyleyemem. Kendime kıyafet alışverişi hiç yapmıyorum. Çünkü
kilolu olduğum için şu an ve kilo vermek istediğim için, çalıştığım için ve vereceğime inandığım için o yüzden kendime kıyafet almaya gereği duymuyorum kızlar. Çünkü aldığım zaman şöyle söyleyeyim, 108 kilo olduğum zamanlardaki kıyafetlerin hiçbirisi olmuyor bana. Hep boşta yani, o gömlekler falan daraltmaya kalksam ne bileyim ziyan olur, bozulur. Hamile falan kalırsam o zaman giyerim diye düşünüyorum. Aa. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun? Benim Çınar Yusuf da buzdolabı canavarı. Ya geliyor gidiyor çocuk buzdolabını açıyor. Ne istiyorsun oğlum diyorum, karnı da tok. Başka bir şey istiyorum. Başka bir şey neyse yani, ben çözemedim. Hayır Çınar Yusuf. Hayır diyorum oğlum. Akşam yemeği yiyemezsin Çınar Yusuf onu yersin. Akşam yemeği yiyemezsin oğlum. İyi, baban sana çikolata getirmez, akşam yemeği yemeyeceksin. Bence onu yerine koy. Parka da gidemezsin onu yersen. Akşam yemeği yersen baban sana çikolata da getirmez. Dün nasıl getirdin? Kızlar böyle kavuruyorum. Ay. Bu şekilde. Soğanları ve tavukları gördünüz mü? Bembeyaz oldu zaten. Birazdan salçasını atarım. Kızlar kavurdum. Patateslerini de attım. Bezelye, tavuk. Tuzunu attım. Bir tutam da şeker attım. Ben bazen yemekleri unutmadığım sürece de birazcık şeker atıyorum ki niye? O yemeğin tadını tuzunu dengeliyor. Bu şekilde kızlar. Bakalım bunu ağzına kapatacağım. Ve şov bile yapıyorum size, gördünüz mü? Pişmeye bırakacağım. Şimdi ne yapacağım? Aslında böyle gönlüm diyor ki Çağla, hem koy bir sıcak suyu, yap bir Nescafe, otur balkona yemek pişene kadar keyif yap diyor. Ama eşimin gelmesine de bir saat kaldı. Yemeklerde dinlensin istiyorum. Kızlar kaç gündür temizlik işleriyle uğraştığım için yemeğimi erkenden koyamıyorum. Oturmaya bile fırsatım olmuyor. Ama normalde 4-4.5 civarı falan yemeğime başlıyorum. Ama işte kaç gündür temizlikle uğraştığım için böyle oldu. Bakalım. Yemeğimi arka tarafa aldım. Ben de bulgur pilavımı yapmaya başladım hemen. Dedim kahve içmeden, oturmadan hemen pilavımı da koyayım, dinlenir yemekler. Bir tane kuru soğan doğradım. Şöyle yeşillenmiş turşuları, onları da doğradım kızlar. Bir tane kırmızı et biber, kapya biber mi artık neyse işte. Ben onları yazdan donduruyorum kızlar. Dondurucuya koyuyorum tüm tüm, içlerini temizleyip. Böyle yemeklerde kullanıyorum. Çok iyi oluyor. Buraya da şu su bardağıyla 1,5 su bardağı şey ısladım, bulgur ısladım. Video çok uzun olacak kızlar, tamamını çekemeyeceğim. Salçayı da attım canlar. Salçayla da böyle güzel kavurdum. Biber salçası kattım. Domates salçası da katabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu katın kızlar, fark etmez. Şuraya da kızlar 3 demet, tabi uç saplarını kestim. 3 demet sarımsak doğradım. Bunu da suyunu süzdüm. Şimdi şunu alalım buraya. Ben şunun içine sıyırayım elimle. Bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bulgur pilavınızı meyhane pilavı tarzında, hani böyle onlar çok lezzetli, baharatlı ve kuru kuru olur ya böyle. O tarz pilav istiyorsanız kızlar, şu durumdayken çok fazla kavurun. Yani son demine kadar kavurun kızlar. En son biraz üstüne su katın. Yani kavurarak pişirin. En son üzerine biraz sıcak suyunu katın. O zaman suyunu da çektiği zaman direkt söndürürsünüz. İçine istediğiniz her sebzeyi katabilirsiniz. İstediğiniz her baharatı katabilirsiniz. Benim babam mesela aşırı hastası. Bu meyhane pilavını falan çok seviyor. Bayılıyor. Ben mesela her gittiğimde bana şey yaptırır. Fırında patates, tavuk, kapya biberlerden de katarım, bu kırmızı et biberlerden. Ve yanına da koca bir tencere bu pilavdan yaptırır. Çok sever canım babam. Şimdi olsaydı da yerdi, kurban olduğum. Çok özledim ya. Vallahi öyle işte kızlar. Allah nasip ederse bayramda da Eskişehir'e gidiyoruz. Orada annemle, babamla, abimle tanışacaksınız.
Hepinizi tanıştıracağım. Orada daha eğlenceli olacak kızlar inşallah. Zaten orada biz hiç annemle evde durmuyoruz ki. Höp teyzeme, höp teyzemler bize, höp çarşıya, höp dükkana. Her gün gidecek bir yer oldu. Yani evde hani şey olur ya kızlar. İnsan böyle ay bugün de nereye gitsem diye düşünür ya. Biz de tam tersi ay bugün evde kalsak artık diye düşünüyoruz. Ama tabii bayramda büyük ihtimal köyde oluruz. Köye gitmeyi düşünüyorum. Çünkü anneannemler, dedemler, Eskişehir'in bütün halkı, teyzemler, dayımlar hepsi köye gidecekler. Orada toplanacak. Orada da telefon çekmiyor kızlar. Abi'ye hiçbir köyde çekmiyor. Ama videoları çekerim. Eskişehir'de de yüklerim. Öyle canlarım. Teraştan yeşil biber doğramayı unuttum. Şimdi bir de bunun içine yeşil biber olsaydı nasıl güzel bir renk cümbüşü olurdu. Yapacak bir şey yok. Unuttum, bu saatten sonra da doğrayamam. İstesem ayrı bir tavada kızartıp içine katabilirim ama ne gerek var? Yeşil bibersiz oluversin bu da. Sarımsakları da kattım kızlar şimdi. Onlar da biraz kavrulsun istedim. Yeşil tarafları da olduğu için. Yemeğime de ayrıyetten birazcık pul biber ve birazcık karabiber attım. Kızlar böyle pişmekte daha. Birazdan pişer. Artık iyice böyle pat 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 çıt 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 sesler gelmeye başladı. Bence yeterince kavruldu. Tane tane hepsi döküldü. Daha fazla kavrulabilir mi? Evet, kavrulabilir kızlar. Ama böyle başında dikileceksiniz. Sürekli arada bir karıştırın yani. Karıştırarak kavursanız daha iyi olur. Yani bilmeyenler için anlatıyorum kızlar. Hani kalkıp da şey düşünebilirsiniz, aman işte klasik bulgur pilavı işte neyini anlatıyorsun diyebilirsiniz ama işte maksat muhabbet gibi. Bilirsiniz. Şimdi de bu durumda bu kısımda suyumu döktüm. Sıçrama, sıçrama, sıçrama. Her yer temiz, sıçrama. Üf. Şimdi kızlar çok fazla su katmayın. Çok fazla su koyarsanız lapa gibi olur pilavınız. Ama böyle ölçülü ölçülü su koyarsanız. Mesela ben şu an bu kadar koydum ya su. Sizin de gözünüzün önünde. Tabii ölçülü değil. Kettle'da bayağı bir su ısıttım ben. Kahvede yapacağım şimdi kendime. Mesela buna biraz daha eklenebilir. Evet, şimdi bence bu kadar suyla benim bulgurum pişer. Tam güzel pişer diye düşünüyorum. Bir saniye. Hangi baharatı bulduysam attım. Çünkü böyle bu meyhane pilavı tarzında pilavlarda bin bir çeşit baharat kullanılıyor yani. Çok lezzetli oluyor. Hatta şey varsa bu hani pazarlarda falan satılıyor ya karışık baharatlar. İçinde hepsi var. Mesela ben ondan her defasında alayım diyorum ama unutuyorum. Mesela kısırları olsun, çiğ köfte yapımında olsun o baharatlar hepsi var ya karışık ya o çok güzel oluyor. Mesela böyle bulgur pilavınıza da katabilirsiniz. Ben ne bulduysam hepsini attım. Bir tuzu atmadım. Şimdi tuzunu atacağım. Kızlar biraz önceki gördüğünüz suyun üstüne ayrıyetten bir su koymadım ben. Pilavım pişti. Güzel kavura kavura suyunu çektikten sonra da iyice suyunu çekmesini sağladım. Güzel kavurdum. Şöyle kıvamını göstereyim mi size? Şu şekilde. Kıvamı. Yani tam bir bana göre yani. Tabi başkalarına göre olmayabilir ama bana göre tam bir meyhane pilavı. Güzel mesela kaselere koyup ters çevireceğim tabağa. Bunun yanına ızgara tavuk falan da çok güzel gider. Yemeğim de zaten 10 dakika falan oldu söndüreli. Eşimin gelmesine de yarım saat falan kaldı kızlar. Şimdi artık veda zamanı. Kendime bir döndüreyim kamerayı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Eğer kanalıma yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.